Hülya, Türkçe'de hayal anlamına geliyor. İleri bir anlam yükleyecek olursak, güzelliği, iyiliği düşlemekte diyebiliriz belki. Ama aynı zamanda hülya bir derin acıyı da ifade ediyor. Yani takvimlerin Almanya'da 29 Mayıs 1993 gecesini gösterdiği o gün, Zollingen kentinde bir Türk ailesinin evinin kundaklanmasını da hatırlatıyor. Hani bir diğer deyişle Zollingen şehrinde 27 yıl önce ırkçı bir eylem sonucu alevler içinde yanarak hayatını yitirenler arasındaki o küçük bir kız çocuğunun geride bıraktığı hayallerinden de söz edilebiliriz. Irkçı Alman gençlerin kundakladığı evde kendi halinde bir yaşam sürdüren ve kökeni Amasya'nın Mercimek köyünden genç ailesinin hala dinmeyen acısının simgesel adıdır da Hülya. Dile kolay, aynı aileden 5 genç kız kadın bir gece yarısı ölüme uykuda yakalanmış ve kısa sürede büyüyen alevler arasından çıkamayarak can vermişti. Hayallerini bile son kez düşünemeden, düşleyemeden. Gün ağardığında geride kalan tablo ise bir o kadar korkunçtu. 5 masum canın ölümüne, aynı aileden 4 ferdin de yaralanmasına yol açan bu ırkçı katliamın odağındaki ev adeta siyah bir enkaz yığını halindeydi. İşte Amasyalı genç ailesinin bu derin acısı aradan geçen 27 yıla rağmen doğal olarak bir türlü onmak, dinmek bilmedi. Çünkü ölen masum çocuk ve gençler Gürsün İnce, Hatice Genç, Gülistan Öztürk, Saime Genç ve Hülya Genç'in tek suçu yabancı olmasıydı. Almanya'da hemen her yıl 29 Mayıs günü başta Zollingen olmak üzere birçok kentte genç ailesiyle dayanışma etkinlikleri düzenleniyor ve burada ırkçılık ve yabancı düşmanlığı protesto ediliyor. Küresel korona salgınına rağmen bu senede birçok şehirde anma toplantısı yapıldı ve bu etkinliklerden birinin adresi yine Frankfurt oldu. Frankfurt Türk Halk Evi ile Bockenheim semti ırkçılığa karşı dayanışma girişimi ve bölge muhtarlığının öncülüğünde Hülya Platz adlı bir meydanda Almanya'da artan ırkçılık protesto edildi ve yabancı düşmanı grupların her geçen gün daha da palazlandığına vurgu yapıldı. Halk Evi Derneği adına konuşan Mustafa Korkmaz, yaklaşık 20 yıl önce Türk Halk Evi'nin geliştirdiği projenin tarihçesinden önemli kesitleri anlattı ve bu meşalenin Almanya'da da önemli bir simge oluşturduğuna işaret etti. Korkmaz, meydana Hülya isminin verilmesinin gerekçesi olarak katliamda hedef olan genç ailesinin en genç ferdi Hülya Genç adlı kız çocuğunu gösterdi. Neonazi akımlara karşı mücadeleyi simgeleyen bir anıt önünde toplanan Alman, Türk ve diğer ulustan yabancı aktivistler, girişimciler bu yıl 19 Şubat gecesi Hanau'da ırkçı bir Alman'ın düzenlediği terör eylemi sonucu hayatını kaybeden 9 masum göçmen genci de andı. Aynı törende Kassel valisi Lübke'ye yönelik kanlı eylem de gündemdeydi ve Hristiyan Demokrat Partili valinin ırkçıların kurşunu ile yaşamını yitirdiği hatırlatıldı. Halk Evi yöneticileri, ırkçılığa karşı girişim grubu sözcüleri ve belediyeden yerel siyasetçilerin katıldığı etkinlikte konuşan Hessen Eyalet Milletvekili Turgut Yüksel, Zollingen'de katledilen 5 masum genç bu ülkede Almanya'da kalmayı hayal ediyor ve geleceklerini işte burada kurmayı planlıyordu. Ancak gözü dönmüş ırkçılar bu masum insanların düşlerini darmadağın etti dedi. Turgut Yüksel, Hanau'daki ırkçı katliamı da kınarken Zollingen'den sonra NSU cinayetleri ve birkaç ay önce de Hanau şehrindeki korkunç eylemde masum insanların ölmesini devletin güvenlik ve istihbarat birimleri maalesef önleyememiştir. Almanya'da yabancılara yönelik saldırıların katliamlara dönüşmesi artık düşündürücü boyutlar almıştır görüşünü dillendirdi. Frankfurt Belediyesi Uyum İşleri eski siyasi sorumlusu Narges Eskandari Gürünberg ise şöyle konuştu. Zollingen acısının üzerinden 27 yıl geçti ancak ırkçı neonazi saldırılar hala bitmedi. 2019 yılında tüm ülke genelinde 22 bin ırkçı saldırı polisin resmi kayıtlarına geçmiş. 3 ay önce Hanau'da 9 masum göçmen genç sadece yabancı göründükleri için katledildi. Irkçılık sadece şiddet olunca kendini göstermiyor, görünmüyor.
bir şeyi görmezden gelmek veya masum göstermeye çalışmak da bence bir tür ırkçılıktır. Zollingen'de 27 yıl önce yaşanan bu katliamdan tam birkaç gün önce Almanya'da ırkçılığı önlemek için ceza yasasında sertleşmeye gidilmek yerine garip bir tavırla sığınma yasasında kısıtlamalar yapılmıştı. Helmut Kohl o dönemde başbakandı. Zollingen'deki cenaze törenine davet edildi ama katılmadı. Özür dileyip başka bir randevusu olduğuna vurgu yaptı ve keder turizminin kimseye faydası olmayacağı gibi ilginç bir ifadeyi de kullanmaktan geri durmadı. NSU cinayetleri yıllarca sürdü. Kassel valisi Walter Lübcke mültecileri koruyucu uygulamaları ve söylemlerinden ötürü neonazilerin hedefi oldu ve sonunda o da geçen yıl katledilmişti. Nefret dolu yayınlardan sonra öldürülmüştü. Şimdilerde ise ırkçı gruplar korona salgını ile halkın korkularını suistimal ediyor ve toplumu nefret duygusuyla zehirlemeyi de sürdürüyor dedi. Frankfurt Belediyesi Uyum İşleri siyasi sorumlusu Sylvia Weber de mitingde hazır bulundu. Sylvia Weber, yerel yönetim olarak ırkçılığa karşı toplumsal aydınlanma ve böylesi mücadele bilincine katkı sunan organizasyon öncülerine kent yönetimi adına teşekkür etti. Hülya Plats adlı meydandaki ırkçılığa karşı mücadele anıtına bir de çelenk bırakan Sylvia Weber ayrıca Almanya'da son 40 yıl içinde yaşanan ırkçı saldırılara karşı en etkin yolun farklı kesimden barış içinde birlikteliğe inanmış insanların omuz omuza birlikte mücadele vermesiyle mümkün olacağını vurguladı. Sylvia Weber, bu yıl içinde karşılaştığımız Hanau ırkçı katliamı hepimizi gerçekten derinden etkiledi ve hayatımızı da değiştirdi. Yani ırkçılık toplumsal yaşamımızda bugüne kadar açıkça kanlı dişini bu denli hiç göstermemişti. Birlikte olmak, güçleri birleştirmek, toplumu aydınlatmak ve bu gibi acıların bir daha yaşanmaması için aktif mücadeleye hazır olmak insanlık ve vicdani sorumluluğumuzdur, dedi.